Selamünaleyküm dostlar. Herkes için her şeyin yolunda gittiği güzel bir gün diliyorum. Bugün işlerimiz vardı biraz. Yumurtalar toplaması biraz gecikti. Hem de topluca bir günlük kümeste ne kadar yumurta çıkıyor onu görmek istedim kendim. Ondan dolayı da biraz geciktirdim. Umarım kırılmalar da olmamıştır. Hep birlikte bakalım hem yeni forluklarımız. Sonucumuz ne olacak? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Bismillah. Kaçlardan başlayalım. Evet, folluklarda. Geçtik. Bu folluklar arkadaşlar artık daha rahat. Yumurta hem keyifli bir yumurta topluyoruz. Hem de biraz pis olsa da talaşı bulunca bu iş de biraz azalacak. Ama kırılma oranımız neredeyse bitme derecesine geldi. Pek rastlamıyorum artık. Günde bir tane ya oluyor ya olmuyor. Çatlak da aynı şekilde. Yani bir gün toplamasınızda yığılma olsa da yine şunlardan koymuştum sabahtan. İster istemez faydası oluyor yumurtaya. Hafta sonu yasak derken hafta içi de çıkamıyoruz. Talaş alamadık. Üst katlara da az da olsa yapıyorlar. Bak geçin, bakın geç saatte yeni yumurtasını yapmış bir hanımefendi. Saate kadar demek ki gezmiş tozmuş. Kızım sen çok mu gezdin? Bu saate kadar yumurtanı yeni mi yaptın? Kanlı yumurta. Muhtemelen hayvanın kafası biraz ağır yanmış olabilir. Birisi poposuna ağır geliyor. Birisi de bunu yaparken utanmıyor işte şuna. O kadar iyi bir çık. Sen ne yiyorsun kız? Küçücük yumurta arkadaşlar fark. Tabii bu onu atacağız birazdan. İşe yaramaz benim için.
gezeceğim. Sen de mi gezdin yumurta yapıyorsun? Hı? Folukların içinde uyumayın da ne yaparsanız yapın. Sen ne yapıyorsun? Foluklarda uyursanız yumurtamız kirli çıkıyor. Benim yaptığım önce yeme zarar. Evet. Toplaya geliyoruz. Arada bir sona gelmem gerekti. Bu folluk işinin en zor yeri. Diziniz, iki dizinin üstünde topluyor olmanız, telin üstünde de pek hareket yapılamıyor. Şimdi şöyle bakalım. Genelde bu kuytu yerlere çok yapıyorlar. Tertemiz. İşte sepetleri de koyunca şu şekilde arttırdım sepetleri sağa doğru. Aslında şu karşıya da yine sepet yapılabilirdi yumurta toplarken rahat olsun diye. İleriki dönemde düşünülebilir yani. Folluğun az olmasından çok daha çok olması güzel. Çok şükür daha kırık yumurtayla karşılaşmadık. Biraz pis yumurta çıkıyor. O da muhtemelen taşıdıkları ayakladığımdaki şeyden dolayı. Ya da sollukta yatan olduysa. Bakın kağıt yapışmış. İşte yumurtayı sıcacık yapınca böyle oluyor. Buraya kadar da gelmiştim. Evet sevgili dostlar. Bir tane kırık yumurtayla karşılaştım toplarken. Bugün çıkan 10 koli artı 3, 5, 6 minik yumurtayı sayarsak 7, bir de kırılan 8. Temizlenen kümes, yeni folluk sistemi, onun etkilerini görmek için bugün yumurta toplamaya hem de biraz işim vardı. Geciktirdim. Hem de toplam çıkan yumurtayı daha rahat göreyim diye. Çünkü gün içinde siparişler oluyor. O gelen 10 alıyor, 15 alıyor, 20 alıyor derken böyle topluca bir sayım yapılamıyor. Kendim de zaten çalıştığım için. O yüzden gayet keyifli ve muhteşem bir video oldu. Gayet verimimiz de güzel. Yani lohmanlar varken 13 koliydi. 200 lohmandan bize hemen hemen 1-2 koliye yakın bir katkısı oluyormuş. Ama dünyaları yerken tabi. Şu anda yem sarfiyatımız az. Yumurta verimimiz güzel.
Temizlikle beraber belki bir tık daha artabilir. Belki 3-4 yumurta daha yapabilirler. Foluklar da yeni yeni giriyorlar. Şu anda her şey olumlu gidiyor. Yumurta verimi açısından. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Önerileriniz ve fikirleriniz olursa her zaman dinlerim. Ve benim yardımcı olabileceğim her türlü konuda da yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu günler. Kalın sağlıcakla.